TV ekranlarından herkese merhaba. Haftanın ortasında Ege kulüplerinde yaşanan en sıcak gelişmelerle karşınızdayız. İlk haberimiz Göztepe'den geliyor. Süper Lig'de İzmir'i tek başına temsil edecek olan Göztepe'de takviye çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Göz göz, eski Galatasaraylı Koray Günter ve Nijeryalı forvet Ode'yi yakın takibi aldı. Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Urla Adnan Süvari tesislerinde sürdüren Göztepe, iç ve dış transferde gaza bastı. Göz göz, stoper Koray Günter ve Nijeryalı santrafor Stephen Ode ile görüşmelere başladı. Geçen sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki Koray'ın İtalyan takımı Verona ile sözleşmesi sona erdi. Göztepe'nin Koray'a teklif sunduğu, tecrübeli oyuncunun da İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Öte yandan Göztepe'nin temasa geçtiği diğer oyuncu Ode ise Danimarka'da Rangers takımında top koşturuyor. Avrupa'da Zürih ve Genk gibi takımlarda da forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Rangers formasıyla Danimarka'da 34 maça çıkıp 4 kez fileleri sarsmıştı. Altay yönetim ve camia şirketleşme çalışmalarına hız verdi. Fransa'da bir ayağı olan ve 10 kişilik bir yatırımcı grup futbolun başına geçmeye hazırlanıyor. İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da gündem futbol. Şirketleşme çalışmalarına hız veren siyah beyazlı kulüpte güçlü bir yatırımcı grup ile el sıkışmaya çok yaklaşıldı. Bir ortağı Fransız olan bir Türk yatırımcının önümüzdeki günlerde İzmir'e gelerek Altay yönetimi ve şirketleşme heyetiyle masaya oturacağı öğrenildi. Yatırımcı grubun 800 milyon TL'lik kaynak yatıracağı ve transfer yasağını kaldırıp güçlü bir takım kuracağı öğrenildi. Öte yandan Altay'ın genç oyuncusu Enes Öğrüce'nin Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum Futbol Kulübü'ne transfer olması bekleniyor. Şampiyonluk hedefiyle transfer çalışmalarına başlayan Karşıyaka, forvet hattı için geçen sezon Adana 1954 FK'da şampiyonluk yaşamış ve gol kralı olmayı başaran İshak Kurt'u yakın takibi aldı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta şampiyonluk için mücadele etmeyi hedefleyen Karşıyaka'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil Kırmızılı ekip dış transferde ilk imzayı Karacabey'de şampiyonluk yaşamış Ali Sinan Galay'a attırdı. Yeşil Kırmızılı ekip forvet hattına takviye yapmak için de kolları sıvadı. Kafkaf son iki sezonda 3. Lig'de bulunduğu gruplarda gol kralı olmayı başaran İshak Kurt'u peşine düştü. İshak Kurt son iki sezonda 3. Lig'de 46 gol atma başarısını göstermişti. 31 yaşındaki deneyimli oyuncu 2023-2024 sezonunda Aydın ekibi Efeler 09'da attığı 24 golle, 2023-2024 sezonunda ise Adana 1954 FK'da 22 golle mücadele ettiği gruplarda gol kralı olma başarısını göstermişti. Altınordu'da sezon içinde sakatlanan Furkan Yöntem sevinci yaşanıyor. İyileşen oyuncu U19 milli takımına çağrıldı. TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, geçen sezon talihsiz bir sakatlık yaşayan Furkan Yöntem'in U19 milli takımına çağrılmasıyla moral buldu. İzmir temsilcisinde yıldız adayı olarak gösterilirken çapraz bağlarının kopması nedeniyle geçen sezonu ilk yarıda kapatmak zorunda kalan genç orta saha oyuncusu, iyileştikten sonra fiziksel eksikliğini de bireysel çalışmalarla giderdi. İyileşen Furkan, Kuzey İrlanda'nın ev sahipliğinde 15-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek UEFA Avrupa U19 şampiyonası aday kadrosuna davet edilme sevincini yaşadı. Spor Ekstra programının sonuna geldik. Cuma günü saatlerimiz 18'i gösterdiğinde ben de İza İndi. Yeni Gün TV ekranlarında sizlerle olmaya devam edeceğim. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.